Modernleşme hareketlerine rağmen hilafetin varlığı, tekke ve zaviyelerle medreseler, Osmanlı devlet sisteminde ve toplumsal hayatında dinin ağırlığının yıkılışa kadar sürmesini sağladı. Cumhuriyetin kurulmasıyla dini referans alan bir toplumdan akıl ve bilim ışığında ilerleyen bir topluma geçiş içinde harekete geçildi. Laiklik yeni rejimin temel taşlarından biri oldu. Cumhuriyet tarihi dindarlar tarafından çok çarpık şekilde algılanıyor. Cumhuriyetin bir asırlık muhasebesinde sıra dindarların penceresinden cumhuriyete bakışta. Toplum hayatına baktığımızda savaşların egemen olduğunu gördüğümüz bu ortamda dindarların farklı ekollerle dinde yenileşmeden tutalım eski dönemin dini uygulamalarına, selefi yaklaşımlara varacak uygulamalara gitmek gerektiğini söyleyenlere kadar farklı ekollerin her birinin dergileri, gazeteleri ve toplum hayatında yaptıkları kamuya açık tartışmalar görülür. Örfi hukukun yanında şer'i hukukunda geçerli olduğu, sultanın aynı zamanda en yüksek dini otorite olan halifelik makamına da sahip olduğu Osmanlı'da 1700'ler sonrası güç dengesi tarikatlar arasında el değiştirmişti. Osmanlı son zamanlarında örneğin Bektaşiliği devreden çıkarmıştı. Nakşibendilik biraz güçlenmişti. Cumhuriyetin kurulmasıyla laikliğin ayak sesi olacak düzenlemeler de hayata geçirildi. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla dindar kesimle cumhuriyet arasındaki kırılma başladı. Cumhuriyetin gerçekleştirdiği laiklik ilkesiyle birlikte işte tarikatların tekke ve zaviyelerin kapatılması büyük bir travma yarattı dindarlar arasında. Bu büyük bir kopuş olarak görüldü. Gerçekte ise Osmanlı'nın son dönemlerinde hepten çıkar yuvası haline dönüşmüş olan yerlerden söz ediyoruz. Yani bazı insanların çıkarları bozuldu bu tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla. Kendi medreselerde elde ettikleri konumlarını kaybeden, statü kaybına uğrayan pek çok kişi ve grup laiklik aleyhtarı bir isyan şeklinde değil ama laiklik aleyhtarı söylemleri sessiz sessiz halk arasında tabandan tabana yaydılar ve laiklik aleyhtarı görüş bugüne kadar keskin bir damar olarak devam etti. Atatürk döneminde laiklik inşası adım adım yapıldı. Halifelik kaldırıldı, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Medeni Kanun kabul edildi. Şer'iye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Kılık kıyafet ve şapka kanunuyla laiklik toplumsal yaşamda kendisine yer edindi. Atatürk döneminde yapılan bu çalışmalar adım adım ilerlediğinde teker teker toplum tarafından hazmedilmesini sağlıyordu. Örneğin hilafetin kaldırılmasıyla birlikte hemen anayasadaki devletin dini İslam'dır ibaresi kaldırılmadı. O 1927'yi buldu ve zaten hilafetin kaldırılmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı kurularak da toplumun büyük tepki vermesi önlendi. Ancak 1950'li yıllara gelindiğinde laiklik uygulamalarında tavizler verilmeye başlandı. Demokrat Parti'nin iktidara gelişiyle de bu süreç daha da hız kazandı. Atatürk döneminde Türkçe okunan ezan yeniden Arapça okundu. Kur'an kurslarının açılması, din derslerinin önce müfredata alınıp sonra zorunlu hale getirilmesi, ilahiyat fakültesinin açılması bu dönemde gerçekleşti. Tekke ve zaviyelere ilişkinse esnemelere gidildi. Laiklik topluma çok net bir şekilde anlatılamadı. Laiklik uygulamalarında da laikliğin içkin olduğu özgürlük ve eşitlik kavramı geriye atıldı. Demokrat Parti ile iktidarın tadına varan dindarlar daha sonra kurulacak partilerle ülke yönetiminde söz sahibi oldu. Laiklik karşıtı grupların iktidarlarla kurdukları ilişkiler onların zamanla daha da güçlenmesini sağladı. Eşitlik ve özgürlük olmadan laiklik olmaz. Ama Türkiye'de laiklik İslami görünümü en
aza indirildiği, bir Müslüman toplum görüntüsü vermemek üzere uygulandığı için büyük tepki gördü. Başörtüsü takan kadınların eğitim almaları, kamuda çalışmaları yasaklanmıştı. Bu yasak AKP iktidarının da doğuşuna yol açacak başörtüsü eylemlerini başlattı. 90'larda yapılan başörtüsü eylemleri seküler bir toplumda yaşamak için, laik düzende yaşamak için yapılan eylemlerdi. Bunun kıymeti bilinmeyince bu sefer AKP iktidarında dincileşme, toplumu dinileştirme, laiklik karşıtlığı iktidara taşınmış oldu. Başörtüsü yıllarca siyasal İslam'ın kullandığı bir propaganda argümanına dönüştü. 28 Şubat süreci Türkiye'de dindarlar açısından başka bir dönüm noktası oldu. Eğitimden siyasete, hukuktan sosyal yaşama her fırsatta dini referans alan AKP iktidarı toplum mühendisliğine soyundu. AKP'nin dindar ve ekindar nesil yetiştirme hayali beklendiği gibi gerçekleşmedi. Tüm bu gelgitler arasında dindarların çok büyük bir kısmı Cumhuriyet değerlerini benimseyen insanlar oldular. AKP'nin iktidara gelmesinin belki tek iyi yönü bu ülkenin dindar kesiminin mevcut siyasal sisteme entegrasyonunu kolaylaştırması oldu. Siyasal sisteme ve toplumsal düzene entegre olan dindarlar günümüzde sahip oldukları statüden vazgeçmek istemiyorlar. AKP'nin 20 yıllık iktidarında yolsuzluk ve yoksulluğun artması, adalete güvenin sarsılması, dini değerlerin aşındırılması, dindarlar içinde de dönüşümü kaçınılmaz kıldı. Dindar kesim artık tek başına AKP iktidarının destekçisi değil ve AKP iktidarının yapmak istediği toplumu ve devleti dinileştirme politikalarına itiraz edenler hayli fazla. Derinden, tabandan çok güçlü bir şekilde seküler yaşamı arzulayan bir dindar kitle gümbür gümbür geliyor. Yüzyılın sonunda dindarlar Cumhuriyet'in kazanımlarından vazgeçmek istemiyor. İktidara yakın olsun olmasın, dindar kesim eşit özgür yurttaşlar olarak her alanda ortak yaşamayı isteyen insanların çoğaldığı bir kesim oldu artık. Ve dolayısıyla gelecek yüzyıla, önümüzdeki yüzyıla baktığımızda ben medeni kanunla elde edilen haklardan vazgeçmek isteyecek bir dindar kadın tahayyül edemiyorum. Hiçbirisi ne çok eşliliğin gelmesini ister kadınlar, ne miras hakkının yarıya inmesini ister, ne eğitim ve çalışma hakkının kocanın ya da babanın iznine bağlı olmasını ister. Dindar erkeklerin gençleri de kesinlikle kadınlarla tüm toplumda inanan, inanmayan herkesle ortak ve eşit bir yaşamı tahayyül ediyorlar, bundan vazgeçmek istemiyorlar. Şimdi yeni bir asrın eşiğinde dindarlar nasıl bir cumhuriyet istiyor? 100 yıl boyunca yaşanan laik dindar çatışmasının aşılabilmesi için gerekli olan şey şu. Bütün dini yorumların özgürce yapılabilmesi, başka dinlerin mensuplarının yorumlarını ve ibadetlerini özgürce yapabilmesi, hiçbir dine inanmayan insanların inanmadıklarını da rahatlıkla söyleyebilmesi gibi her açıdan bir dini özgürlükten, dini düşünce, ibadet ve felsefi düşüncelerin her açıdan özgür olacağı bir toplum için laiklik şart. Hukukta ve yönetimde laiklik ilkesinin etkin uygulanması ve içerdiği değerler doğrultusunda uygulanması mümkün olduğu takdirde toplum demokratik bir arada yaşama kültürünü geliştirebilecek. Allahu Ekber!